arkadaşlar, Gündem Zeyn'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Aslın Tok var. Merhaba. Merhaba Aslın Tok. Karşımda Gülsem Ayla Mina var. Selam, nasılsınız? Naber? Merhaba, merhaba. Asla konukla ilgilenmeyip. Merhaba. Yanımdaki arkadaş Aslın Tok, Twitter'dan belki görmüşsünüzdür. Belki YouTube'da, Twitch'te de varsın galiba. Aslın'ın olayı şu. Genel olarak insanların kabul etmeyeceği düşünceleri açık sözlükle dile getirebiliyor ve hala aramızda bunu yapmasına rağmen. O yüzden hiç korkmuyor musun? Yani... Ha evet, Aslın'ın böyle bir sesi var bu arada. Korksam bile şey yapamıyorum yani hiçbir zaman. Bir şeyi söylememe şeyim olmuyor. Biri bana hayır abi bunu söyleme dediğinde ben inadına söylüyorum. İnanmasam bile söylüyorum hatta bazen. Yani o yüzden öyle bir huyum olduğu için maalesef. Ama korkuyor muyum? Daha başıma çok ağır bir şey gelmedi. Tabii bol bol tehdit, bol bol şeyler falan hepsi gırla var. Ama şu aralar çok korkmuyorum ya. Ama bir şey yaşarsam belki korkabilirim. Şey gibi, teşvik etmek gibi oldu insanlara bir şey. Aykırı fikirlerini biraz seni tanımayanlar için söyleyelim. Mesela anti devletçisin. Kesinlikle devleti kabul etmiyorsun. Gayet tabii. Bunun ismi ne? Devlet kabul etmeyen. Yüksek çatıda anarşi. Ama yani bu sol bir terminolojiden ortaya çıktığı için aslına bakarsan çok farklı da yorumlanabiliyor. Yani sırf devlet karşıtlığı, aslında devlet karşıtlığı. Anarşi, yani sol terminolojiden çıkan anarşide şöyle bir fark var. Onlar mülkiyeti de bir otorite olarak görüp mülkiyete de karşı çıkıyorlar. Ben bir anarko kapitalistim. Yani bu anarşi çatısı altında. Bazısı anarşi çatısı altında değil diyor. Ben mesela anarko kapitalist lafını kabul etmiyorum. Gerçek anarşi diyorum falan. Karışıyor orada mevzular da. Anarko kapitalistler mülkiyet vardır. Yani olacaktır doğal halde. Biz bunu kabul edip ona göre anarşiyi kurgulamalıyız. Kafasındaki insanlar daha çok. Devleti kabul etmemek ne demek peki? Devleti kabul etmemek, ya orada devlet diye bir şey var. Benden para çalıyor. Bana bir şeyler dayatıyor. Benim paramla zar sürtüyor. Beni alıyor, savaşa gönderiyor, öldürüyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ne münasebet? Peki olmasaydı nasıl bir dünya olurdu? Olmasaydı temel görüş şirketlerin, yani gönüllülükle tabi olacağın şirketlerle dönen bir dünya. Serbest piyasa, anarşizm. Liberalsin yani. Hayır. Neden liberal değilsin? Çünkü liberal dediğimizde genellikle devleti kabul eden, devletin kötü olmadığını ama minimal olmasını isteyen insanlar daha çok kafada canlanıyorken ben bir libertaryenim. Libertaryenlerin içerisinde devlet olmasın diyenler de var, devlet olsun diyenler de var. Ama temel ayrım, liberaller devlet iyidir der ama bir libertaryen kesinlikle devlet kötüdür der. Yani orada aslında çok büyük bir ayrım var. O yüzden ben hatta birazcık da şakasına liberallere ben solcu diyorum. Peki şu an şey oynuyoruz abi, Sims oynuyoruz, tamam mı? Sen bir sıfırdan kuruyorsun bir dünya. Senin dünyanda ne olacak şimdi? Bilmiyorum. İnsanlar kendi kendilerine takılıyorlar. Benim hiçbir otoriterliğim yok. Ben otoriterliğe karşıyım. Yani bana sorduğunuz zaman anarko kapitalist bir dünya nasıl olacak? Ben size efendim şu kadar okul olacak, insanlar şöyle eğitilecek, şu olacak falan filan. Hayır. Ben öngörülerde bulunuyorum. Yani tam serbestlik halinde herhangi bir otoritenin bireylere, topluluklara bir şey dayatmadığı bir halde herhalde şu olabilir ya da bu olabilir noktasındayım. Yani o yüzden Sims'i nasıl kurgulayacaksın? Kurgulamayacağım. Yani oranın doğal düzlemi neyse, dünyanın şu an yaşadığımız sosyetenin doğal düzlemi neyse o kendi kendine şey olacaktır. Okey. O zaman şöyle bir şey oluyor. Başta zaten bunların hiçbiri yoktu ve kendi kendine bu hale geldi zaten. Demek ki o simülasyon da öyle olacak bir zaman sonra. Demek ki buna bir ihtiyaç var. Öyle değil mi? Çok muammalı bir mevzu. Yani devlet nasıl ortaya çıktı veya anarşi halinde devlet tekrardan ortaya çıkmayacak mı? Böyle bir ihtiyaç olursa orada pek çok yorum var. Devlet nasıl ortaya çıktı? Benim kanaatim belli bir noktaya kadar devlete bizim belki ihtiyacımız vardı. Devlet dediğimizde öncelikle ne diyoruz? Devlet güvenlik ve hukuk tekeli. Yani devletten başka hiç kimse güvenlik hizmeti veya hukuk hizmeti veremiyor. Devlet dediğimiz şeyin vasfı bu. Bir noktaya kadar, yani benim yaşantımdaki kaygım, eğer ben eve giderken, mağarama giderken beni aslan yiyecek mi olursa orada bizim küçük komitemiz bir güvenlik ve hukuk sağlayıcısı orada koyuyor. Bu komite büyümeye başladığında, yerleşik hayata geçtiğinde birkaç tane uyanık eleman şunu fark ediyor. Bu yerleşmiş kültür aslında onlar için faydalı. Yani bir yerde merkez olsun, güç bir merkezde toplansın, onlardan başka kimse şey vermesin grup hakkında ve bundan da kendi çıkarlarını devşirebiliyorlar. Kendi yandaşına şey yapıyor mesela. Tamam, öyle bir merkezi otorite oldu. Seni aslan yedi, tamam mı? Senin de annen gitti merkezi otoriteye. Benim oğlumu aslan yedi, hani koruyacaktın. Devlet de sana şey verdi, para verdi. Tamam, senin oğlum benim yüzümden yendi. En azından bunun olması kötü bir şey. Kötü bir şey çünkü çocuğunu aslan yedi. Kötü bir hizmet alıyorsun yani. Ve en fazla yapabileceğin şey oturup ağlamak. Şu olmuyor yani piyasada. Ben bu malı beğenmedim, bir başka mala gideyim. Ya da bir internet sağlayıcısını beğenmedim, ben başka bir internet sağlayıcısına gideyim, yok. Tekelliğin kötülüğü bu. Yani berbat bir hizmet veriyor. Güvenlik açısından da, hukuk açısından da. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Mahkemeye gidiyorsun. 30 sene sürüyor dava. Ya dava sonuçlanıyor, iki taraf da memnun değil. Ya böyle bir sistem olabilir mi yani? Ama bir şey yapamıyorsun. Başka bir yere mi gideceksin? Zorla ona gideceksin. Sevan Nişanyan'ı sever misin? Sevan Nişanyan'ı, ya tabii sevdiğim tarafları var. Ama... Çok benzetiyorum ben ikinizi. Bazen sırf inadına o da düşünmediği şeyleri söyleyebiliyormuş gibi geliyor bana. Evet, onun da öyle bir özelliği var ama o tabii tam bir libertaryen veya bir anarko kapitalist değil. Ama o açıdan
yüzden tabii kesiştiğimiz noktalar var. Sen nereden besleniyorsun abi? Bu hani bilgili bir abiye benziyorsun ya şu an, bu bilgileri nereden ediniyorsun? Ne araştırıyorsun, ne okuyorsun? Dünyada zaten bilinen bir görüş anarkokapitalizm. Hep anarko kombi değilsin geldiğini biliyorum. Hep abi ya. Diyemezsin. Diyemem abi. Tabii çizemeyim de. Değil bu çünkü bu. Evet. Dünyada Avusturya İktisat Okulu var. Böyle bir ekol var yani iktisat üzerine. Bu adamlar laissez faire'in, yani bırakınız yapsın, bırakınız geçsinlerin belki de en radikal savunucuları. Bunların içerisinden çıkan Rothbard diye bir adam var. Murray Rothbard. O anarkokapitalizmin babası olarak görülür. Onun öğrencileri pek çok iktisatçı, filozof daha sonra, yani bu bilinen ve savunulan bir ekol. Benim yani beslendiğim yer olacaksa onlar olabilir, ama solcuların içerisinde anarşistler de var. Onlardan da gayet tabii besleniyorum. İşte Stirner vesaire. Felsefeye de ilgin olması lazım. İlla zorla yani hani bir noktada oluyor. Ama felsefe biraz daha yani var olan bir otorite üzerinden veya otorite nasıl olacak üzerine belki biraz şekillendiği için bu birazcık ucundan değiniyor aslında felsefeye. Çünkü en nihayet dediğim gibi öngörü ya. Biraz onun rahatlığı var. Ben biliyorum doğaya saldığında en iyisi olacak. Ne olacak? Hani yani olacak, en iyisi olacak. Onu yani biliyorum. Sokrates de şimdi ifade özgürlüğünü savunuyordu. İyi bitmedi sonu. Yani inşallah öyle bitmez. Çünkü şeyi Twitter'da seni hep önüme düşüyorsun ve hep linçle düşüyorsun tabii, tabii ki. Ben seni takip etmedim ama mesela feministler seni niye linç ediyor? Yani şöyle, Türkiye'nin çoğunluğu otoriter. Otoriterden kastım ne? İnsanlar kendi kafasındaki düşünceyi devlet aracılığıyla, devlet olmazsa mafya aracılığıyla, yani bir güç aracılığıyla başkasına dayatmak istiyorlar. Yani böyle giyin, böyle düşün, böyle yap. Dolayısıyla pek çok grupla, her grupla aynı şekilde düşünmediğim zaman onlardan büyük tepkiler alıyorum. Yani en nihayetinde öyle gruplar var ki eğer onların dediğini aynı şekilde tekrar etmiyorsan seni en uç ile yaftalıyorlar, en karşıtıyla yaftalıyorlar ve aslında bu onların işine yarıyor. Zira seni en uçla yaftalayarak aslında kendilerine küçük konsolide ettikleri ve yönlendirebilecekleri küçük bir kesim bırakıyorlar. Ama sen de kendini en uçta konumlandırıyorsun. Yani aslında bana radikal dediklerinde ben şey diyorum, abi ben radikal değilim, ben tutarlıyım. Yani hani radikallik de birazcık şey, yani ben bilinçli olarak radikal değilim. Aslında benim temel şeylerim var abi. Serbestlik zenginlik getirir. En doğru olanı piyasa tam serbestiyet halinde bulacaktır. Arz ve talepte. Ne kadar fazla gözlemci olursa biz o kadar iyi doğru sonuca ulaşırız. Benim temel kabullerim var ve ben bu kabulleri amasız savunuyorum. İşte liberaller bir noktada abi evet ama şu noktada devlet olsun. Abi, bir dakika yok. Ben tutarlıyım yani bunu en son raddesine kadar aslında savunuyorum. Ha tabii radikalim baktığın zaman. Ama radikal olmak için zorlamıyorum hiç kendimi. Peki hobi olarak mı yapıyorsun bütün bunları, yoksa bir umudun var ve bir şeyleri değiştireceğine mi inanıyorsun? Yok, ve bunları konuşurken bir sonuca bağlanacağını düşünüyor musun? Yok ya, bir şey olacağı tabii yok da. Ya belli ki zevk alıyorum yani. Hani belli ki hoşuma gidiyor. Bu benim hobim. Evet, tetikliyorsun insanları. Biz sana şu an uysak bir sonraki adımımız ne olmalı? Yani diyelim ki sen bizi devşirdin. Fikirlerinle ortağız. Gidip ne yapıyoruz hep beraber? Yani normal hayatınızda ne yapıyorsanız. Ya anarkokapitalist bir dünyanın gelmesi için hani ne olacak, ne yapılacak, ne yapacaksın falan filan diye soruyorsanız orada çok farklı görüşler var. Benim daha çok bağlı olduğum görüş, yani bu işe biz nasıl geleceğiz görüşü, kara borsa yoluyla, yani devleti bir nevi tanımayarak. Burada işte kripto paralar çok mühim. Neden? Çünkü devlete vergi vermiyorsun. Yani devletin para politikası tek eline bağlı değilsin. Şöyle tasavvur ediyorum, yani ara bulucular çıkacak mesela, ki çıkıyordu. Hatta o yüzden devlet biliyorsun ara buluculuğu tek eline bağladı birkaç sene önce. Neden? Çünkü adam mahkemeye gitmiyor. Mahkeme berbat. Ara buluculuğu da kendi içinde çözüyor. Mesela ne zaman ki biz devlet yerine, devletin para politikası yerine işte kripto paraya başvuracağız. Ne zaman ki mahkemeler yerine ara buluculara veya farklı isimli şirketlere başvuracağız. O zaman yavaş yavaş devletin gücü azalacak ve biz böyle bir noktaya dünya olarak hani evrileceğiz gibi benim bir kanaatim var. Yani ben kara borsayı destekliyorum aslında. Hı-hı. Ben vergi kaçırmayı destekliyorum aslında. Yani. Yani ne zaman ki bir dükkanda biz kripto parayla parayı ödedik, o zaman bitecek her şey. Sandcoin aldık 2-3 gün önce. Battım. Bir şey söyleyeyim mi? Bence Erdoğan da alıyor ya kripto. O kripto zengini olabilir yani şu an deli gibi böyle, tamam mı? Ben de kendimi tanımıyorum falan dese ya böyle bir an. Kılıçdaroğlu'yla birlikte sen de girelim mi abi falan demişler. Ya ifade özgürlüğüne gelelim o zaman. Bizim Flu Z'de sürekli karşımıza çıkan şey, bizi genellikle Flu TV kitlesi izlediği için. Gençler siz bu şakayı yapıyorsunuz ama bu şaka bizim şöyle değerlerimize, kutsalımız değerlerimize hakaret ediyorsunuz diyorlar. Biz de çok sinirleniyoruz ve bu ifade özgürlüğünün ya da her şeyin mizahı olur cümlesinin ben istiyorum ki çok yaygınlaşsın ve insanlar bunu kabul etsin. Ama öyle bir noktadayız ki çok azınlık bunu hala kabul ediyor. Ya bir şaka senin kutsalına saldırıyorsa ya tepki gösterebilirsin ama oturup ağlayacaksın, ya yapacak bir şey yok. Hani yani, senin sorunun, hani benim sorunum değil, senin ondan triggerlanman benim hiç umurumda değil. Gayet tabii. Aynı örneği verdim canlı yayında mesela.
mesela hepim sen sevmiyorsundur da atıyorum bizim arkadaş grubu şu an Atatürk'ü seviyoruz yani. Atatürk'le ilgili de şaka yapınca delirmiyoruz bir anda hani nasıl Atatürk'e böyle söylersin diye. Başka bir insan da kaleme çok değer verebilir ve ben o kalem hakkında da konuşamayabilirim. Bunun sonu yok ya bir noktada. Sen nasıl mücadele ediyorsun? Çünkü sen de istedin yani kafana eseni söylüyorsun. Biz söyleyince bazen sorun oluyor. Ne yapalım hocam? Ben yapınca da sorun oluyor canım yani beni linçlemeyen kesim yok. Ya hatta ben şey diyorum yani ülkede bir darbe olsa hangi kesim yaparsa yapsın ben içerideyim. Hani şey yok yani ben la gidiyorum bir noktada yani hatta şey işte Ankara'da okuyordum onun esprisini yapıyordum abi Ankara Üniversitesi sağcılar solcuları dövüyor solcular sağcıları dövüyor beni ikisi de dövüyor yani hani benim kaçarım yok yani benim kurtarmalıktan yok ya benim burada şey diyorum ya insanlar tepki gösterebilir sizlere hayır bu yaptığınız doğru değil diyebilir hani eyvallah siz de sinirlenirsiniz ben de sinirlenirim aynı şekilde o ayrı bir düzlem ama şuna özellikle karşıyım devlet aracılığıyla bunu söylediğin için sen cezalandırılmalısın. Ha EGM'yi etiketliyorlar. Evet, tabii. EGM kaç defa etiketleniyor senin tweetlerinin altına? Cimer'e neler neler. Cimer'e bir şeyler yazıyorlar. İnanılır gibi değil yani. Bak anlatayım. Ben Atatürk'e hakaretten de ifade verdim. Hatta şeyden çok onur duyuyorum. Aynı hafta içerisinde Cumhurbaşkanı'na hakaretten ve Atatürk'e hakaretten ifade vermeye gittim. Yani tam bir libertarian. Yani. O kadar memnunum ki bundan yani. Yani neydi tweetin? Neden? Ya Atatürk ne biliyor yani. Musun? Bir tane adamla mentleşiyoruz. Adam diyor ki Atatürk liberal. Ben de orada bir şey de demişim ki ya hani insanları böyle bir şeye yamayacaksak eğer yani böyle zorlayacaksak Atatürk'ü faşizme daha kolay yamarsın. Yani hani ne şey var? Cimer'e bir tane herif yazmış böyle tamam mı? Bu asrın tok denen dahili bedvat ne işte vatanın parçalanmaz bütünlüğünü bozulmak adına Atatürk'e faşist demek suretiyle toplumu kışımı falan filan. Yani çok manyak hani herifler var. Cumhurbaşkanı neydi yazdın? Bilmiyorum demişimdir bir şeyler. Diktatör diyorum zaten çoğunlukla şey falan diyorum. Direkt hani hakaret maalesef edemiyorum. Çok isterim. Etmeyi inanılmaz isterim. Hatta geçen muhalefet liderine şey yaptım hakaret ettim. Bayağı sövdüm yani adam. Tweet attım o da linç edildi. Ne diye linç ediliyor? Bunu Erdoğan'a dedi desene. Ya ben çok isterim ama. Bu arada Aslı'nın 21 yaşında 370 yaşında gibi göründüğünü biliyorum ama. Yani Z çıkarıyoruz buralara. Aslı'nın Z. Sence şöyle bir noktaya evrilir mi? Mesela Yahudilere sabun şakası yaptı Gülsem abi programımızda. Herkes buna ne zaman gülmeye başlar ya da böyle bir şey mümkün olabilir mi? Her yeni nesilde şunu anlıyoruz. Yani bir şeyi baskıladığın zaman onun ne kadar saçma olduğunu aslında baskıladığın kesim daha iyi anlıyorlar. Yani ya temel şey şu. Böyle bir şaka yapmış olabilir bir insan. Ancak yani böyle bir şaka yaptı demek bu insanların ne bileyim soykırımı uğramasını savunuyor falan filan demek değil. Ya bu aklı başında olan herkes bunu zaten anlar. Dolayısıyla aman onu demeyeyim, aman bunu demeyeyim. Kime neyi kanıtlamaya çalışıyorsun ya? Yani bu yani ben durduk yere yani burada konuşurken abi ben Yahudilerin soykırımı uğramasını istemiyorum diye kendimi kanıtlamak için kasmak zorunda mıyım? Yani böyle bir aptal bir algı olabilir ya. Tabii savunmuyorum lan ama şakası da yapıyorsun yani. Orada komik. Hani her nesilde dediğim gibi bu baskılandığı için bir o kadar da karşı tepki yaratıyor. Ya sana söylüyor çünkü. Hayır söyleyeceğim birader nedir yani? Daha da çok söylüyorsun. Belki her nesilde biraz da sosyal medyanın şey olmasıyla vesaire bu biraz kırılacaktır. Hiç tehlikeli bir yanı yok mu bu %100 ifade özgürlüğünün? Hayır. Şakanın kendisinden rahatsız olabilirsin. O ayrı. Bazen ya şaka şimdi kara mizah dediğin öyle bir şey ki. Ya konu mühimleştikçe aslında o kadar iyi espri yapman gerekiyor ama ortamdan ortama tabii bunun parametreleri değişiyor. Yani bazen hiç komik olmayabiliyor. Ya komik değil dersin ama şunu asla savunmuyorum. Böyle bir şaka yaptın diye ifade ver hapse gir falan. Ben o noktada karşı çıkıyorum. Tabii belki bazı konu vardır, bazı yer vardır. Ne kadar güzel şaka yapsan da saçma olur. O yüzden tepki gösterisi yani. Belki hani oturup aile bayram yemeğinde pedofili şakası saçma olur yani mesela. Peki mesela neonazilerin ifade özgürlüğü olmalı mı? Gayet tabii. Sınır tanımıyorsun. Her ne olursa olsun. Yani yani soykırımı savunmuyorum tabii ki burada dedin ya. Ya birileri savunuyor da olabilir ve bu hala bütün olan bitenden sonra kabul edilebilir senin için. İfade özgürlüğünü savunmak, tüm ifadelere katılmak veya onları alkışlamak asla değil aslında. İfade özgürlüğünü savunmak temel olarak insanların ağzından çıkan şeylerden ötürü devlet tarafından cezalandırılmalarının önünde olmak. Çünkü ya temel olarak biz birine neden ceza veriyoruz? Neden suç var? Benim getirdiğim yorum. Biz ceza getiriyoruz ki suçu engelleyelim. Neonazi olmak suç değil mi? Benim suç tanımım şu. Başka bir mülkiyete direkt olarak hasar verecek, zarar verecek bir davranışta bulunmak. Neonazi olmak Yahudileri öldürmek istemek yok, demek. Yok eylem olarak değil. Söz. Ama işte nefret suçu. O imkan elinde olduğu zaman yapacak demek. Yani adam bunu söylemediği zaman ben neonaziyim, Yahudileri öldüreceğim ama bunu söylemem yasak yapmıyorum o zaman. Yani yapacaksa yapacak zaten. Adam öldürecek. Biz o noktada insanların insanları öldürmesinin önüne geçmek
çözmek için bir güvenlik sağlayıcımız var. Onun iyi işlemesine uğraşmalıyız. İnsanların ifadelerini kısıtlamak berbat ifadeler olabilir ama bize bir yarar sağlamıyor, aksine zarar sağlıyor. Mesela sen bunu kısıtladığında aksine tepki görüyorsun belki karşıdan. Belki o adamı daha da çok radikalleştiriyorsun ama mesela. Ama kısıtlamazsan belki ikinci Hitler'i çıkaracaklar. İkinci Hitler çıkacaksa zaten hiçbir şekilde kısıtlayamazsın yani. Öyle bir toplumda öyle bir şey varsa yani hani ikinci Hitler çıktığında çok bu bir şeydi yani, legal yollarla yani diktatörler legal yollarla gelen adamlar zaten değil. Yani varsa toplumlukta öyle bir istek varsa çıkacak. Hatta sen yasaklayarak bunu daha da hızlandırırsın yani aslına bakarsan. Neyse, katılmıyorum. Katılmamak da senin ifade özgürlüğün. Senin katılmamana saygı duyuyoruz. Bunu... İfademi ettim. Mesela şeyden ben de korkarım. İletişim fakültesinde okuduğum için cidden 3 senedir sadece bu sıkıcı konuları işliyordu. Tamam, propaganda modelleri, iletişimle birçok şeyin mümkün olması ve kitleleri nasıl toplayabildiğin tek bir sözünle. Aslında olay buna bağlanıyor yani. İfade özgürlüğü dediğimiz şey çok yanlış anlaşılıp birçok insanı da peşinde sürükleyebilir ya. Herhalde bunun önüne bir ket vurulmaya çalışılıyor. Bir noktada iyi niyetle çıkmış bir şey olsa da araya kaynayan, idam çıksa araya kaynayan da olacak ya. Hani bundan korkuyoruz ya, idam bu yüzden gelmesin diyoruz ama kadın cinayeti işleyen ya da başka cinayetler işleyen heriflerin ben isterim ya yani, ölmesini, gebermesini. Ama sıkıntı şu, ifade özgürlüğünden ötürü de sırf sen gelip burada Erdoğan'a hakaret ettin diye de asılabilirsin falan. Yani araya kimse kaynamasa aslında bir noktada bana doğru bir şey gibi geliyor. O kadar imkansız geliyor ki ama hani bunu asla kontrol edemezsin. Evet, o yüzden diğer türlüsündense bu daha mantıklı yani. Yine herkes ifadesini etsin abi, tamam okey. Yani artık önümüze çıkacak bütün komüniteler, bütün o değişik fikirlerin peşinden giden toplulukların da ya bir şekilde önüne geçemezsin yani. İstediğini ifade edebilirsin, anayasal hak, ama diyor bak her istediğini de edemezsin diyor. Ya bu bana da çok böyle tricky geliyor hani. Senin değerinle benim değerim bambaşka olabilir. Hangimizi kısta salacağız? Ben neye göre konuşacağım? Bunu söylersem kim kötü hisseder, kim hissetmez? Bunlar o kadar soyut şeyler ki ve bir sürü olasılık var. O yüzden biri belirliyor bunları ve ben o kişiyle çok uzaksam kafa olarak söylediği her şey ya da bana dayattığı her şey bana çok saçma geliyor. Devletçi insanlarda şöyle bir kafa var. Bir şeyi yasakladığımda onu yok edeceğim kafası var yani, işte uyuşturucu. Yasak yapıyorum. Bir şey işte belli ifadeleri söylemeyi yasak yapıyorum. Artık öyle bir şey yok. Yani o şudur az şu. Yani şunu yapmak. Yani gözünü kapat. O var. Ama sen onu görmemeyi tercih ediyorsun. Halbuki o orada var. Yani öyle bir kafa ki yani abi ölmeyi yasaklayalım ve artık kimse ölmesin. Bu sorunun bu şekilde çözülebileceğini düşünüyorlar. Bildiğin tapıyorlar devlete. Bu bir din yani hani. Ya devlet de zaten dinden ortaya çıkan bir şey. Din daha önce vardı. Ve zaten soyut olan bir şeye inanmak, sonra bunun bir eti kemiğe bürünüp devlet haline gelmesi bir inancı daha da güçlendirir yani. O yüzden insanların bir şeye inanma ve güven ...güvenme içgüdüsünü anlıyorum. Devletçilik dünyanın en büyük ve en yaygın dinidir. Onun da en yaygın mezhebi demokrasidir. Yani bu dinden bir farksızdır. Bizim ritüellerimiz var, devlete inanıyoruz, askere gidiyoruz onun uğruna, şehit oluyoruz. Bayraklarımız var, marşlarımız var vesaire, ayinlerimiz var. Katedralimiz var, oraya meclis milletvekili gönderiyoruz. Onlar orada kutsuyorlar, kanun çıkartıyorlar. Evet artık biz onu aldık falan filan diye. Yani bu dümdüz zaten bir din. O nefret söylemi gibi mevzuda şu var. Yani insanlar doğal olarak şu içgüdüye gidiyorlar. Evet biz bunu yasakladığımızda bu ortadan kalkacak. Halbuki hayır, böyle bir şey yok ya. En azından adam söylesin, bir neonazi topluluğu mu var? Abi en azından açıkça söylesin de bilelim herifleri. Takip edelim yani, buyursunlar söylesinler yani, uyuşturucuyu bunu. Sen yasakladığında merdiven altı daha boktan uyuşturucular yapıp daha çok ölüyorlar ya. Ama zaten o yüzden yasaklamıyorlar mı devleti bu kadar? Ama iyi bir şeye yol açmıyor ki sonunda, daha kötüsü oluyor. Ya işte yani zaten Asrın Bey'in perspektifinden devlet tamamen çıkarcı. Kesinlikle. Yani hani iyi kötü de değil. O devlet sürekli kendi yoluna bakıyor. İşte kara borsadan uyuşturucu satıyor filan yani, tabii. Vergiyle satmasından daha çok para alacağı için. Ya yani ben genel bunlara katılmıyorum. Ya devletin uyuşturucu yasaklamasının tek bir sebebi vardır. Çünkü elinde böyle bir bahane var. İnsanlara şey yapmış, uyuşturucu zararlı. Zararlı mı? Zararlı. Ona zaten kimsenin bir şey yok. Hem buradan bir politik çıkar elde ediyor hem de ne yapıyor biliyor musun? Ya uyuşturucu satılıyor abi yani. Dünya bu var. Türkiye, tüm dünyada devletlerin olduğu her yerde yasak olduğunda yok değil. Kim yapıyor bunları? Ben devletsem eğer, Türkiye nezdinde söylemiyorum. Başım derde girmesin diye. Tüm devletlerde bu var. Türkiye'de yok o kadar. Olsa da şey yapıyor. Türkiye'de hiç yok ya. Şu yapılıyor mesela. Duygu benim şey, seni de yakıyorum. Duygu benim ben yandaşım. Ben içeri alınıyorum durup. Duygu benim yandaşım. Diyorum ki vergilendirilmemiş şeyde sen bu işi yürüt ve rekabet içerisinde olmadığın için çok fahiş fiyat çekiyorsun. Ben sen hariç rakiplerini eleyim. Onları piyasadan şey yapayım. Onları içeri atayım. Bir de bunu da böyle kutlamalarla işte şu kadar uyuşturucu ele geçirdik. Şunu yaptık, bunu yaptık, ettik falan. Ama... uyuşturucularla Türkiye haritası çiziyor.
harcıyor ya narkotik şirketi. Çok komik. Ama kim yapıyor bu uyuşturucu? Benim yandaşım yapıyor. O yapabilsin diye elimde bahane var. Devletin elinde bahane olsa ekmeği yasaklar. Ekmeği ya, yasaklar yandaşına yaptı. Çıkar göster demek istedim ya. Böyle çok içimden geldi. Çıkar göster. Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Ya en son mesela gördük işte Venezuela'ya giden eski başbakanın bir oğlu var. Ya bu, ne yapıyorsunuz abi ya burada? Maske satmış oğlum adam. Nedir tabii yani? Tabii doğru. Şey satmamış, dağıtmış pardon. Çok özür dilerim, satmadınız, dağıttınız maskeleri. Senin ama idealindeki dünyada sen hayatta kalamazdın. Yine de öyle bir dünya istiyor musun? Vallahi kalamayacağımı düşünmüyorum. Abi bu kaza giyen kimse öyle bir düzenli hayatta kalamaz, ben sana bu söyleyeyim. Bu devlet kaza bu üstündeki. Şu anda niye kalamıyorum? Şu an kalabiliyorsun hayat. Hayır yani şu anda niye kalabiliyorum daha doğrusu? Şu anda niye kalıyorum? Haklarını koruyan devlet var. Alışveriş yapmanı sağlayan bir sistem var. Bunlar seni hayatta tutuyor. Ama şu an doğada kendi kendimize takılıyor olsaydık bizim de o tek yumruk da seni bayıltır. Senin hakkında yerdi. Şimdi bizler bu bahsettiğin şeylerin faydalı olduğu kanaatindeyiz değil mi insan topluluğu olarak? Biz bunun faydalı olduğunu düşünüyorsak neden biz bunu var etmeyelim? Neden bize güvenlik hizmeti sağlayacak şirketleri var etmeyelim? Neden bize hukuk hizmeti sağlayacak hukuk şirketlerini neden var etmeyelim? Var ettik işte zaten. Ama tekel, aradaki fark o. Rakibi çıkamıyor. Ben hepsinin piyasaya bırakılmasını istiyorum. Tekel olmamasını istiyorum. Diyorum ki her zaman bana en kaliteli hizmeti en ucuz fiyata sunsun ve ben birinden memnun olmadığımda diğerine gidebileyim temel olarak, prensip olarak. Ben seni anladım oğlum. Sen vergilere çok kızmıştın. Evet. 20 lira biranın 15 lirasını devlete vermek size böyle bir canavar yarattı işte. Utanın kendinize. Evet. İşte yasakladığın zaman böyle daha da radikale gidiyorlar. O yüzden yasaklamamak lazım. Peki çevren nasıl ve senin hakkında ne düşünüyorlar? Ailen, aileni merak ediyorum. Yani. Aile bir çok arası yok. Onlar zaten apolitik, daha çok öyle yani. İzmirli, karşıya kalıcı hep basıyorlar, geçiyorlar. Evet. Çok alakaları yok yani. Çok şeye bakmıyorlar. Hani pek bir şey demiyorlar. Çevrem 200 senedir nereden baksam yani benzer fikirlerde olduğum için çevrem de birazcık bununla oldu ama bunun dışında olanlar da ya delidir bu diyor geçiyor en kötü yani. Abi aslını çağırmayalım. Çok kafası şimdi o diye çağırılmadığın çok oluyordur senin arkadaş ortamlarında. Evet. Şu anda da onu düşünmeyeyim. Ben çok keyif alıyorum şu an seninle konuştuğum için. Ve seni merak ediyordum. Mesela ailen, maddi durumunuz berbat olsaydı ve yaşam sıkıntıları çekseydin hayatta kalmak için, aç olsaydın, okuyamasaydın. Yine acaba bunları savunur muydun, düşünür müydün merak ediyorum. Bir maddi durum iyi değil ki. Asıl zengin olan insanlar kapitalist değildir. Zengin olan insanlar devletçidirler. Çünkü ben bir zengin olsam ve bir şirketim olsa serbest piyasada sürekli olarak rakiplerimle rekabet etmek, her zaman en uygun ürünü ucuza sunmak istemem. Ben, devlet benim işime yarayacak olan regülasyonları dayatsın, piyasaya girecek olan rakiplerimi elesin ve benim yerimi sağlamlaştırsın isterim. Amazon ve Walmart. Bunlar sizce asgari ücretin yükseltilmesini belki iki katına çıkartılmasını savunuyorlar mı? Abi savunmuyorlardır büyük ihtimalle. Dibine kadar savunuyorlar. Neden? Çünkü o adamlar bu fiyatı verebilir. Ama piyasaya yeni girmiş bir girişimci o fiyatı veremeyecek, zorlanacak. Yani dolayısıyla uzun vadeli kesin olan ama kısa bir kar için kısa vadeli kesin olmayan yüksek bir kardan vazgeçerler. Eğilim budur zaten. Dolayısıyla aslında o algı da yanlış. Aksine fakirlerin kapitalizmi, serbest piyasa ekonomisini şey yapması gerekir. Hatta ben kapitalizm, bir kısım da kapitalizm lafını sevmez. Ben de sevmem. Çünkü bu kapitale yarayan bir şey değildir. Kapitalin canını okuyan bir şeydir yani. Kapital yok ediyor yani kapitali aslında. Yani bildiğin damızlık inek olarak bakıyor sana. Müştericiliktir, tüketiciliktir. Yani sen markete gittiğin zaman isteklerine en uygun ürünü, en uygun fiyata bulmanı sağlayan şey bu serbest piyasanın dinamizmidir. Patron niye bunu istesin? Yerelleşme okey olmaz mısın? Yani bu kadar merkezi otoriteden şikayet ediyorsun. Yerelleşme politikalarına gidilse. Öyle ben bir ademi merkeziyetçi. İlla devleti yok etmesek de biraz merkezilikten alsak, desantralize etsek. Yani şu ankinde iyi yani yetmez ama evet yani tamam. daha iyi tabii. Tabii ben onu zaten şu an yani pratikte siyasete gayet tabii ademi merkeziyetçi. Bence çok iyi evet. Bence tabii. Olayımız budur yani. Tabii gelecek tabii ben burada. Ademi merkeziyetçiliği dibine kadar savunuyorum. Yani Ankara'da bir tane adam var. Edirne'den Hakkari'ye kadar her şeyine karar ne münasebet canım yani bırak ben kendi sokağım hakkında kendi kararım olsun yani. O bir saçmalık ve... Yerelleşmek aslında o otoriteyi biraz kırıyor. Sence de öyle değil öyle, mi? Öyle. Merkez o zaman niye devleti yok ediyorsun? Güzel güzel yerleşelim. Ya bunlar teoride en azından ilk şey. Onun teori farklı, pratik farklı. Ben insanlara şunu diyorum. Yani siz gideceğiniz noktayı biliyorsunuz. Ve gideceğiniz nokta kesin olsun. Ona ne kadar yaklaşırsanız o kadar kar pratikte en nihayetinde. O da bunun yöntemlerinden biri. Ben tabii sert bir ademin merkeziyetçiyim. Tabii ki de merkezi yönetimin zayıflamasını, gücününse yerel yönetimlere dağılmasını ben dibine kadar savunuyorum tabii. Ama bu günün sonunda anarkokapitalizme çıkarsa da memnun olurum. Ama çıkmasa da tamam yani. Ne yapayım? Hani... Bayraklarla ilgili bir konuşman vardı çok ilginçti. Evet. Ha, bayrak yakmak. Evet. Tabii.
Onu anlatsana. Ya bayrak yakmak şu anda benim kanaatimce dünya üzerinde bir bayrağa onur verebilmek için, yani gerçekten onurlandırabilmek için yapılacak en iyi şey o bayrağı yakmaktır. Çünkü sen hangi ülkenin bayrağını yakabiliyorsan ve başına bir şey gelmiyorsa o ülke iyi bir ülkedir. Yani ama kutsalları yüksek olan ülkeler. Mesela ya Pakistan'da işte bir şey diyemezsin mesela. İfade özgürlüğü yoktur mesela. Şey konuşamazsın, bayrağını yakamazsın ama tüm pislik orada var. Ama daha batı ülkede onları da çok onaylamıyorum. Ama görece daha iyi durumdalar. Hani bayrağını yakabiliyorsun. Ama orada bir şey olmuyor. İfade özgürlüğü var. İnsanlar istediği gibi Yahudi soykırımı, pedofili her türlü konuşuyor. Hiçbir şey başına geldi. Orada yok. Diğer tarafta var. Yani bir bayrağı yakmak. Yaksın ne olacak? Kendim ne oldu bayrağı yaktığında? Şey mi? Ha, ben şey derim. Aa niye yaktın? Çok saçma bir hareket yapmışsın. Ha derim yani. Hatta ben söverim hatta. Sövmekte de hiçbir şey yok. Ama bayrağı yaktı diye. Yok efendim sen kutsalımıza hakaret ettin. Sürün mahkemelerde şey yap. Hapishanede falan. Yani saçmalık yani. İnsanlar maalesef ifade özgürlüğünü savunmanın tüm ifadeleri ayakta alkışlamak olduğunu zannediyorlar. Evet. Hayır. Sadece bu yüzden hapse girmesin. Ama ben ona senden daha çok söverim. Ama devlet girecek de bunu alacak da şey yararlı değil, zararlı, faydasız. Türkiye'yi manasız. Terk etmeyi düşünüyor musun? Şu aralar yok. Şu an ben öğrenciyim, okuyorum. Yani ben bu ülkeden gideceksem eğer orada da okulumun hazır olması gerekir. Bu ne bu kadar zekiyim ne de bunu iş yapacak param var. Onun dışında hani şey kafasında da değilim. Ya Türkiye olmayacak, şey olmayacak, batıya gideyim falan filan. Çünkü az çok biliyorum. AKP'li dayı olacağım biraz ama orada da çok iyi değil. Yani hani benim durumum orada da iyi değil yani en nihayetinde. Yani özellikle bu korona döneminde falan filan Avusturya, Avustralya, Almanya falan ne manyaklıklar yani hani. Ama her zaman yurt dışına gitmek her zaman iyidir. Orada bir tecrübe yaşamak, farklı abi, bir kültür görmek her zaman iyidir. Temelli gitmeyi falan düşünmedin. Yok temelli. Daha rahat gitmem. Olurum orada, daha rahat ifade ederim kendimi. Kovulana kadar buradayım. Kovulursun zaten öyle evet, çok da uzun sürmez. Yani, o yüzden gideyim. Sevan'ı da sürdüler ya. Kendini tamamlamış görünüyorsun ya şu anda dışarıdan. Buna nasıl başladığını merak ediyorum. Yani bu süreç nasıl devam etti? Şu an daha 21 yaşındasın, 2000'lisin ve ben de 21 yaşındayım abi. Ben başlamadım bile. Estağfurullah. Olay orada yani. Hani bu ülke adına bu kadar çok düşünmeyi ya da bir yönetimin bir dikteye karşı bir fikir karmaşasında düşüp bunun içinden çıkabilmek falan yani. Bunlar bana şu anda çok yorucu ve imkansız gibi geliyor. Özellikle batmış hissederken kendini insanın. Artık akıştayım diyorum yani. Abi akıştayım devam ediyorum. Artık bakalım nereye kadar yani. Hani en boktan haline gelene kadar buradayız herhalde diyorum yani. Anladın mı? İlk fikirlerin neydi? Sosyalizmle mi başladın? Anarşizmle mi başladın? Yoksa tam tersi çok demokratiktin sonra mı böyle oldu? Bir ne gördün yani onu da merak ediyorum açıkçası. Her zaman klasik liberalim. Liberalim yani ben hatırlıyorum küçükken çocukken ilkokulda okul bizden para istiyor. Herkes de buna okey böyle gidiyorlar para veriyorlar işte beden eğitimi zartı zurtlu için ben sinirleniyordum ya. Of, yani, o çocuk sen miydin? O ben evet o bendim of yani. Ya. Ben diyordum ver abi ben size yerini veririm ya tamam sus yani. Yani tepki göstermiyordum o öyle şey de yapmıyordum ama bir garip geliyordu mesela. Şimdi ben şeyden söylüyorum bunu. Cumhuriyetçiliğe, Atatürkçülüğe bir karşıtı olduğum için değil ama ben İzmir Karşıyaka'da okumuş ve orada büyümüş bir insanım. Eğer muhafazakar ağırlıklı bir yerde büyüsem oranın konjonktürü için söylerdim ama ilkokulda mesela ya inanılmaz bir dayatma olduğunu ben farkındaydım. Yani ben bir şeyi kabul etsem bile hani öyle bir şey bildiğin beyin yıkama yani aslında ilkokullar ki tüm okullar toplama kampından farklı değildir. Ona da böyle bir karşı şeyim vardı. Ya birader hani nedir yani her zaman otoriteye ve dayatmaya bir karşı şeyim vardı ve hiç değişmedi bu. Yani sonunda bu noktaya geldi. Senin bayağı kendi bayrağın falan var videoların arkasında. Bir komün oluşturmak mı istiyorsun? Öyle bir hedefin falan var mı hakikaten? O aslında kendi bayrağım değil. Benim videolarımın arkasında şey var. Bir çapraz olan sarı siyah anarkokapitalizm bayrağı. Onun üzerinde bir de antisosyalist hareket amblemi var. Aslında benim değil yani. Bir de bir Guts'tan bayrağı denen bir şey var. Don't Tread On Me yazıyor. Bir yılan var üzerinde. O da libertaryenlerin Amerika çıkışlı ama dünyaca kabul ettiği bir bayrak. Onları benimsiyoruz tabii. Yani semboller, propaganda da önemli. Ben kendi cemaatimi kurmuyorum da dünyada var olan bir cemaatin aktivizmini veya temsilciliğini yapıyorum. Yurt dışı bağlantıların var mı? Keşke olsa ama maalesef. Seni kim fonluyor? Söyle bakalım. Maalesef kimse fonlamıyor. Çünkü libertaryenleri fonlayabilecek bir kuruluş yok. Yani hani öyle söyleyeyim. Ya şöyle diyeyim yani normalde hani böyle liberallere falan filan fon sağlayan kuruluşlar. Adamlara mail atıyorum geri dönmüyorlar. Hani o derece yani. Siten var senin. Bir şeyler satıyorsun. Evet. Ne satıyorsun? Yazalım buraya. Asrın Tok Market var. Alan var mı bir şeyler? Tabii canım iyi gidiyor. Şu an bayrak ve kupa var sadece. Çeşitli kupalar, çeşitli bayraklar. Bayrağımız var. Anarkokapitalist yani ifadelerimi az çok beğendiyseniz biraz siyasetle ilgiliyseniz bir Guts'tan bayrağınızın olması lazım. Bir kenarda dursun yani. Hani orada Asrın Tok Market'ten ulaşabilirsiniz. Çeşitli kupalar da var. En çok sosyalist gözyaşları kupası var. En çok o satıyor. Çok tatlı ürünler var. Oradan da piyasada bulabileceğiniz en uygun fiyata
Çok içindesin sistemin ya. Bu kadar karşı olup bu kadar yaşama heveslisi bir insan olamazsın yani. Git dağa çık o zaman be adam. Ya büyük ihtimalle öyle olabilecek diye düşünüyorum. Yani dağa çıkmak o anlamda değil ama bir noktada ben kendimden şüpheleniyorum. Ulan kafayı kırıp ormana gidip orada bir kulübe kurup ulan öyle mi yaşayacağım falan diye bir düşünüyorum. Öyle bir şey olabilir ama daha 21 yaşındayım. Bir de iktisat okuyorsun. Kariyerini oradan mı devam edeceksin? Ya çok isterim. Ticaret olayı sardı mı? Ya çok isterim yani. Beyaz yakalı olmak ne kadar güzel ama zannetmiyorum. Yapabileceğimi durabileceğimi yani zor. Yani büyük ihtimalle ticarete falan gelirim ve bolca batarım. Devletin yaptığı hastaneye gitme o zaman. Yollarında yürüme. Paramı geri versin. Olur. yani ben işte şey ödüyorum. Bağkur ödüyorum. Sigorta şey ödüyorum. O parayı bana geri versin. Ben memnuniyetle yani şimdiden. Çünkü özel sigorta zaten devleti zorla yaptığı sigortadan daha ucuz. Ve şöyle bir saçmalık var. Özel sigorta yaptırıyorsun tamam mı? Diyorsun ki devlete ya birader benim senden sigortam var da benim özel sigortam zaten bunları kapsıyor. Ben senin sigortandan çıkmak istiyorum. Yok öyle bir şey. Çıkamıyorsun. Ona ödüyorsun o parayı. O haraç yani. Şöyle bir ihtimal olabilir mi? Türkiye öyle bir şeye gelse ki mesela İmamoğlu yani çok saçma bir örnek veriyorum. Gerçekten cahilliğime veriyorum. İmamoğlu'na verdiğimiz büyük ihtimalle bütün vergiler beni doyuruyor. Anladın mı? Hani, abi tamam diyor. Vergi veriyorsunuz. Ona mı veriyoruz bilmiyorum. Ya da aylık akbil ucuzlattı bir ara 40'a düşürdü. Şimdi tekrar 60'a falan çıktı. Okey diyorum hala. Neden? Çünkü beleş büyük ev avukatı konseri falan veriyor. Beleş müze açıyor. Hepsi beleş yani. Diyor ki gel kardeş gel falan diyor. Ben diyorum ki demek ki para oraya gidiyor. Ne güzel konser izliyorum beleş anladın mı? Bunun çok tersi bir düşünce. Mesela diyelim Erdoğan bir yere gazetesi dese ki Arctic Monkeys size bedava verdiğiniz vergilerin size karşılığını bu şekilde vereceğim dese. Alnımızla AKP'ye basıyoruz. Falan böyle. Karşılığını alsan diyorum mesela. Her şeyden önce biz vergi vermiyoruz değerli arkadaşlar. Bizden alıyorlar. Ben gidiyorum da böyle falan değil yani. Soyuyorlar bizi. Eğer ki bizim böyle bir isteğimiz varsa ya senden alan parayı sana geri vereyim. Sen konsere gitmek istiyorsan zaten git yani. En nihayetinde zaten insanlardan aldığımız vergiyle bu fonlanmıyor mu? Vergini geri vereyim sana. Git biletini al yani hani en nihayetinde aynı para. Yani temelde onu şey yapıyoruz. Ya da bir sübvanse var. Devlet bunu bir şekilde yapıyor falan filan gibi bir karşı argüman sunulabilir. Ama tam piyasa koşullarında özellikle çok regülasyonun olmadığı ve özellikle para politikasının tekel olmadığı yani doların bu kadar yüksek olmadığı bir ortamda ben inanıyorum ki Türkiye gibi bir ülkeye pek çok sanatçı gelecektir ve gayet uygun fiyatlara zaten piyasada yani sübvanseyle edinilen bedavadan bile daha uygun fiyatlara büyük ihtimalle zaten gelecektir. Hani ama yani çok küçük olarak tabii diyebilirsin ya ona karşı çıkmayayım da şuna karşı çıkayım falan. Pratikte neye karşı çıkacağın şey ama ben hepsine maalesef temel olarak karşı çıkıyorum. Kimse benim için karar vermesin diyorsun. Gayet tabii canım niye versin? O benim için doğruysa ben yaparım zaten. Sen kimsin? Yani. Şeyi düşünelim o zaman. Senin yapamayacağın ama devlet gibi bir gücün yapabileceği bir şey yok mudur dünyada hiç? Yok. Devlet olmazsa bizi kimse... Yani öyle bir şey var. Evet yani devletin, bunu da düşünmek lazım. Devletin öyle bir gücü var yani. Devlet harbiden çok başarılı bir mafya. Yani tüm insanlardan zorla para alıyor. Onlara bir hizmet veriyor. Zorla dayatıyor. Bu gerçekten büyük bir güç. Onu kolay yapmak kolay değil. O mafyalaşmak harbiden zor. Rahat batar ya. Kimse benden para almıyor. Ben bir derim sıkılıyor. Ya biraz vereyim ya. Biraz şöyle üstüne bir 200 lira vereyim ya size. O kadar yönettiniz kardeşim. Alın şimdi ya. The Walking'de izliyor musun? Ya da hiç izledin mi? Vallahi ilk çıktığı zaman ilk sezon. Falan filan. Bence ya keşke izlemiş olsaydın onun üzerinden konuşurduk. Çünkü orada zombi istilasından sonra ilk bölüm itibariyle devlet artık yok. Ve vallahi bayağı zorlanıyorlar ya. Zombilerin olması bir yana ama esas evet, sıkıntı insanlardan geliyor hep. Benim aklım hep oraya gitti yani. Keşke izlemiş olsaydın. Herkes senin kadar akıllı değil ya. Sen çok akıllısın diye demiyor. Hep çok daha fazla gerizekalı var ya bir ortamda. Birilerinin o insanları yönetmesi lazım bence de. Kapitalizm şöyle farz ediyor diyorlar. Her insan mükemmel karar alacaktır ve mükemmeldir. Yok ben buna da inanmıyorum. Kapitalizm böyle bir şey düşündüğünde. Yani, tam aksine yani ben tüm insanların şeytan, aşağılık, şerefsiz olduğu ön kabulüyle ortaya çıkıyorum. Ve bunu ne kadar azaltabiliriz? Şimdi tamam ama devlet. Devlet de insanların yarattığı bir şey. Sonuçta bizim tekel, zorba bir güç her şey elinde berbat şeyler yapabilir ki yapmıştır. İnsanlığın tarihindeki en büyük acıları yaşatan şey her zaman devlettir. Devletten gayri bir şey bu acıyı yaşamış. Savaşlar. Ya karşı taraf da istemiyor. Ben de istemiyorum. Savaşıyorum. Devlet böyle şey yaptığı için soykırımlar, milyonlarca adam, neler neler insan, devlet neler yaşatıyor insanlara tarihteki. Hala yaşatıyor. Yaşatmaya da devam edecek. Benim istediğim bu gücün olabildiğince bir merkezden ayrılması ve dolayısıyla bizim daha en doğru olan piyasa ortamı da daha güzel bir şekilde bulmamız. Yoksa tüm insanlar berbat olabilir, şeytan olabilir. Ama bunların etkisini en aza indirecek şey de kanaatimce zaten budur. Yani şirketle devlet arasındaki farkı
ben yine anlamıyorum. Tamam, serbest piyasa, istediğine yönelebilmek üzerinden kuruyorsun. Peki o zaman doğru düzgün işleyen bir muhalefet olsa, senin söylediğin şey bana şirketler arasında bir demokrasi gibi geliyor. Yani devlet içi demokrasi değil de sen orada kişi işte şirketi arasında seçim yapabilsin diyorsun. Yönetimi üzerine seçim yapabilseydi zaten ilk bunu yapardı. Yani dediğin şey de neden şirkete geçildiğini anlamıyorum. İyi bir devlet görevini gerçekleştirmeye çalışıyor gibi görünüyor çünkü şirket. Şu yüzden şu anda hukuk ve güvenlik tekeli. Mahkemeye gidiyorsun, memnun değilsin. Ne yapıyorsun? Oturuyorsun, ağlıyorsun. Ya Avrupa Mahkemesi'ne kadar yolun var şimdi. Sistemse itiraz. Yani bunların hepsinin sistemi var. Çalışmıyor ayrı ama dediğin kadar ilkel de değil şimdi artık. İlkel çünkü biz rekabete açıldığını görmedik. Yani bunun şeylerini görmedik. Ya ben bir hizmetten memnun değilsem, başka bir şirketten o hizmeti alabiliyorsam eğer, memnun olmadığım yani hizmetle beni memnun etmek için elinden geleni yapmak zorunda. Yoksa yok olacak. Ama devlette böyle bir şey yok. Zaten parayı benden zorla alıyor ve zorla bir hizmet sunuyor ve rakiplerine izin vermiyor. Dolayısıyla yavaş ve kalitesiz bir hizmet veriyor. Yani devletle şirketin farkı o. Şirket tekel olamaz. Piyasada tek başına. Yani rakipleri her zaman çıkacak. Kötü hizmet mi verdi? Müşteriler gidecek. Dolayısıyla müşterilerine her zaman en uygun fiyata, en kaliteli ürünü, onlara spesifik olarak şey olan şeyleri, kampanyalar, zartsurt falan filan yapmak zorunda. Ama optimum da otantisiteyi öldürüyor işte. Yani en uygun, en optimali öneren en otantiği önermiyor. Bu global dünya bana çok karanlık geliyor. Şirket dünyası. Çünkü o zaman artık kültür, yerel kültüre dair hiçbir şey kalmıyor. Çünkü globali indirenler yalnızca finanse ediliyor. Fikriniz ne kadar kabul edilmeyecek dahi olsa bunu söylemekten çekinmeyin. Sonuçlarıyla ilgilenmiyorum tabii ki. Başınıza her şey gelebilir. Sen de tehdit alıyorsun. Fiziksel bir şiddete maruz kaldın mı? Çok büyük olmadı daha. Böyle birkaç mekanda bayağı otururken bayağı böyle şey oluyor falan. Öyle çok anormal bir şey oldu. Hırpalandı. Hırpalanmış bir şey. Bir kalbimi kırdılar. Ama yine de söyleyeceklerimizi söylemekten çekinmeyelim. Özellikle bu konu mizahsa lütfen bizi engellemeyin. Her şeyin şakası olur diyorum ve görüşürüz. Başka bir gündemize bölümünde görüşmek üzere. Siz de gündemzeye çıkıp konuşmak istiyorsanız, herhangi bir konu hakkında fikriniz varsa, böyle Aslı'nın gibi tok sesiniz olmasına da gerek yok. zflüze.tv adresine mail atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay Aslı'nın. Görüşürüz. Şimdi kendi sesinle konuş, öyle kapatalım. Aslında çok dandik bir sesin var. En sonunda. Yapmayı denesene bakayım böyle. Berbat bir ses çıkarmıyor. Ya bak, bir şey sinirlendiğimde böyle kafasız böyle. Yani, hani böyle çünkü böyle yapabiliyorum belki. Hani böyle şey olduğumda böyle. Tamam, böyle bitireyim. Ben de böyle konuşup bitireyim. Annem. Annem.